Evet efendim, biraz da ekonominin gündemine bakalım. Her zaman olduğu gibi Filiz hocamız karşımızda olacak. Bu hafta Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Bakalım piyasaları nasıl etkileyecek bu durum? Hemen sözü Filiz hocamıza bırakalım. Hoş geldiniz dedikten sonra buyurunuz, sizi dinliyoruz. Merhabalar Oylum Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet Oylum Hanım, yani bu haftaki aslında Merkez Bankası faiz kararı aslında belliydi. Faizi sabit tutacağı bekleniyordu, öyle de oldu. Fakat şöyle bir durum var, piyasada enflasyonla mücadele açısından özellikle Merkez Bankası rezerv biriktirdiği için, yani piyasadan döviz alıp piyasaya TL verdiği için piyasada çok fazla TL miktarı, yani TL likiditesi vardı. Bu enflasyonla mücadele için istenir bir durum değil. Çünkü güçlü talep yaratır ve enflasyonu yukarı çekebilir. Bunun için evet belki faiz artırılması gerekiyordu ama bu fazla TL likiditesinin yan araçlarla dediğimiz, yani likitte yönetim araçlarıyla piyasadan çekilmesi gerekiyordu. Buna dair bir adım bekleniyordu. Çünkü 500 milyar TL'ye yaklaşmıştı bu TL likitte fazlalığı. O adım geldi. Zaten şunu söyleyeyim, faiz karar metni çok şahin. Merkez Bankası belki faiz artırmamış olabilir ama her an gerekirse faiz artırabilirim diyor. Yani faiz artışta hala kapıyı açık bırakıyor. Ve diyor ki ek sıkılaştırma adımlarıyla geleceğim. Bu fazlalığı çekeceğim dedi. Ve hemen adımlar geldi karardan sonra. Zorunlu karşılıkları artırdı. Hem KKM hem TL mevduatlarda. Aslında bunu yaparak bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Ve bunu da yapıyor aslında Merkez Bankası. Bir, zorunlu karşılığı artırdığınızda bu fazla likiditeyi piyasadan çekmiş oluyorsunuz. Birinci amacı bu. İkinci amaç da KKM'den TL mevduata geçişi hızlandırmak istiyor. Ona göre ayarlıyor zorunlu karşılıkları. Bir diğer hedefi de buydu. Dolayısıyla geldi ve hemen zaten TL likitte fazlalığı olduğu için son dönemde Oylum'un bankalarda mevduat faizleri gerilemişti. Piyasa faizleri, örneğin işte ihtiyaç kredileri, konut kredileri, taşıt kredileri, bunlar düşmeye başlamıştı. Burada bunların düşmemesi lazım. Hele ki mevduat faizinin hiç gerilemiyor olması lazım. Çünkü enflasyonla mücadele için mevduat faizlerinin, piyasa faizlerinin yukarıda kalıyor olması lazım. Şimdi eğer TL likitte fazlalığı varsa bunlar aşağı gelir. İşte buna önlem almak için atılan adımlar hemen ufak ufak mevduat faizlerini, piyasa faizlerinin yukarı çıkmasına sebep oldu. Bu adım önemliydi. Merkez Bankası diyor ki yani ben belki faiz artırmam ama dönem dönem rezerv biriktirdiğim için, piyasaya fazla TL verdiğim için bunu geri çekerim diyor. Bu olumlu bir adım. Bir diğer adım şu Oylum Hanım, ticari kredi faizleri çok yükseldi son dönemde. Ülke içinde üretim yapan şirketler artık yıllık bileşiği %70'lere gelen oranlardan faiz alıp yatırım yapamıyorlar. Bunun yerine şuna yönelmeye başladılar. Yabancı para cinsinden kredi almaya başladılar. Neden? Çünkü kur daha fazla artmayacak. Kur riski yok. Önünü görebiliyor. Bankada da kur riski olmadığı için eskisine göre daha çok yabancı para cinsinden şirketlere kredi veriyor. Şimdi bundan rahatsız oldu Merkez Bankası. Neden? Bu döviz talebi yaratır. Dövizi yukarı itebilir. Ve çok hızlı dövizden TL'ye geçiş getirebilir. Yani finansal istikrarsızlık yaratabilir. Oraya da bir neşter vurdu Merkez Bankası. Dedi ki bankalara belirli düzeyde %2'nin üstüne çıkan yabancı para cinsinden eğer kredi verirseniz size ceza olarak işte bir yıl blokole olarak zorunlu karşılığı tutacaksın dedi. Bu da olumlu bir adım. Şirketler adına olumsuz tabii. Hani şirketler daha zor artık yabancı para cinsinden, yani döviz cinsinden kredi alabilecekler. Bu açıdan zor ama en azından döviz talebini azaltma adına önemli bir adım. Toparlayayım. Şunu bekliyorum. Ne bekliyorum? Yani beklemediğimiz olumsuz bir gelişme olmadığı sürece artık Merkez Bankası faizi dokunmayacak. Faiz hep sabit kalacak. Dolayısıyla süreç böyle ilerleyecek. Peki ne zaman faiz indirimi gelir? Yani faiz indirimini yapacak bir Merkez Bankası yok. Oylum Hanım, kolay kolay bunu anlıyoruz. Ama piyasa diyor ki bu senenin son çeyreğinde iki toplantıda indirir. Hakim bir beklenti var. 500 bas puan indirerek %50 olan faizi %45'te kapatırız beklentisi var. Ben o kadar emin değilim Oylum Hanım. Yani Merkez Bankası kesin son çeyrekte indirir. Şunu söyleyeyim, olması gereken hiç indirmemesi. Ama illa indirmesi gerekecekse de bir alanı olduğunu düşünüyorsa da dördüncü çeyrekten önce, senenin sonu gelmeden bir indirim yapmaz. Enflasyonun gidişatına bakar. Aylık enflasyon ama yıllık enflasyona bakmıyor Merkez Bankası. Yıllık enflasyon zaten düşecek Haziran'dan itibaren. Ben onunla ilgilenmiyorum diyor. Ben geçen aya göre benim enflasyonum ne durumda? Yani aylık enflasyona bakıyorum diyor. Dolayısıyla da Şahin durduğu için öyle kolay kolay benden de faiz indirimi beklemeyin mesajı veriyor. Onun için görmek lazım, verilere bakmak lazım ama piyasanın beklediği kadar indirimler konusunda istekli bir Merkez Bankası olduğunu da düşünmüyorum ben aslında. Anlıyorum. Stabil bir en azından faiz süreci geçirecek Türkiye.
son çeyreğe kadar diyorsunuz. Son çeyrekte de indirmemesi lazım ama eğer öyle bir marjı varsa onu göreceğiz. Ama son çeyreğe kadar böyle bir beklentimiz yok diyorsunuz. Peki Türkiye birinci çeyrekte büyüdü mü? Oylum Hanım, evet büyüdü. Şöyle söyleyeyim, daha henüz rakamları görmedik. Bu hafta göreceğiz ama yani tahminlere baktığımızda %5-5,5 arasında büyüyen çeyreklik bazda bir ekonomi bekleniyor. Bu çok güçlü bir ekonomi. Aslında bu çok istenir bir durum değil Oylum Hanım. Neden istenir bir durum değil? Çünkü enflasyonla mücadele ediyoruz. Eğer büyümeniz güçlüyse geliriniz güçlü demek, harcamanız da güçlü olacak demek ve bu enflasyonu yukarı iter. Bundan rahatsız oldu Merkez Bankası. Bakın dedi ki enflasyon raporunda, ben birinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin üstü kapalı, tabii direkt bu cümlelerle söylemiyor ama bu anlama geliyor. Ben bu kadar güçlü büyüyeceğimizi tahmin etmiyordum diyor. Çıktı açığı dediğimiz bir yöntemle bunu sunuyor kendi raporlarında. Ama güçlü büyüdük. Peki soru şu, nasıl oluyor bu? Yani %8,5'tan %50'ye faizler gelmiş, kredi faizlerinin geldiği yer ortada. Peki neden bu kadar hala güçlü büyüyoruz? Sebebi şuydu Oylum Hanım, seçim vardı. Seçim olduğu için insanlar da seçim bitecek, kur artacak beklentisiyle kura endeksli mal ve hizmetlere yöneldi insanlar. Bir an önce alayım, seçimden sonra kur çok artarsa alamam ben bunları deyip aldılar, öne çekilmiş talep yarattı. İki, Ocak-Şubat enflasyonu çok güçlü geldi aynı. Ve piyasanın algısı bozuldu. Merkez Bankası başarılı olamayabilir enflasyonda. Enflasyon yüksek kalabilir. Ben alacağımı bugünden alayım, daha da çok pahalanır kaygısı yine öne çekilmiş talep yarattı. Üç, kredi kartlarına seçim bittikten sonra, yerel seçimleri kastediyorum, bir düzenleme gelecek, taksit kaldırılacak, limitler düşürülecek. Ne ihtiyacım varsa alayım, yarın öbür gün alamam. Bu da öne çekilmiş talep yarattı. Ve bu üç etkiyle birlikte Oylum Hanım, güçlü büyümeye devam ettik. Bir de şu var tabii Oylum Hanım, yani Türkiye'de çok zengin bir grup var. Ve bu grup faiz artışından etkilenmiyor. Bu yaklaşık nüfusun 17 milyonunu temsil ediyor. 17 milyon faiz artsa da, fiyatlar artsa da çok etkilenmedikleri için, güçlü servetleri, gelirleri olduğu için bu grubun talebini kısamıyoruz faiz artırarak. Bir de bu 17 milyon zengin kesim için epey büyük bir rakam. Aynen öyle, yani nüfusun en zengin %20'lik kesiminden bahsediyoruz. Yani bir ülkeden bahsediyoruz. Hani şunu tartışıyoruz ya Oylum Hanım, yani fiyatlar yüksek, işte kredi kartı faizleri hala, ya da kredi kartı faizleri çok yüksek ama insanlar hala tüketmeye devam ediyor. Her yer tıklım tıklım diyoruz. İşte o tıklım tıklımı oluşturan kesim toplumun en zengin %20'lik kesimi aslında. Dolayısıyla bu grupta öyle güçlü bir gelir, öyle güçlü bir servet var ki fiyat artışları, faiz artışları etkilemiyor. Güçlü bir şekilde harcamaya devam ediyorlar. Sıkılaşma etkileri yoksul ve dar gelirli kesimi etkiliyor. Bu kesimin hayatını daha çok olumsuz etkiliyor, talebini kısıyor. Evet, dolayısıyla burada da başarılı olamıyor Merkez Bankası ve talep güçlü gitmeye devam ediyor. Onun için birinci çeyrekte %5,5 büyüyeceğiz. Yani 2023'ün son çeyreğine göre daha güçlü büyüyen, yüksek faizlere rağmen bir ekonomi olacak. Bunun olmaması lazım. Bundan rahatsız olduğu için Merkez Bankası hep şunu söylüyor. İç talep güçlü gidiyor diyor. Yani bu beni rahatsız ediyor diyor. İkinci çeyrekte yalnız şunu söyleyeyim, biraz soğuma var ilk çeyreğe göre. Fakat ne kadar istenir düzeyde enflasyonla mücadele için, orayı izlemek gerekir, verilere bakmak gerekir. Üçüncü çeyrekte daha net göreceğiz Oylum Hanım. Anlıyorum. O soğumayı. Üçüncü çeyrekte daha iyi, evet, göreceğiz diyorsunuz. Bir de son olarak altını sormak istiyorum. Altınla ilgili beklentiniz ne? Onu da kısaca toparlarsanız çok mutlu olurum. Tabii Oylum Hanım, altında baskı var. Amerika'dan çok iyi geliyor veriler. FED bir faiz indirimine gidecek. Çok kötüleşti o beklentiler. Kolay kolay faiz indirmeyecek. Faiz yukarıda kalırsa bu altını baskılar. Altında bu hafta FED üyeleri konuşacak. Yakın vadede güçlü yükseliş beklemem, güçlü düşüş de beklemem. Yatay konsolidasyonda giden, yani 2400 TL üstünde, 2400-2500 arası giden gram altın olur. 2400 altına geri çekilmeleri orta uzun vadeli yatırımcılar alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Bir süre daha baskı devam eder diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Filiz Er Yılmaz, bizimle birlikte olduğunuz için. Sık sık görüşlerinize başvuruyoruz. Ekonomiyi takip etmek son derece önemli. Hem mikro ekonomi açısından hem makro ekonomi açısından, ülkemiz açısından ve küçük ailemiz açısından son derece önemli. Görüşleriniz kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim Oylum Hanım. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olunuz.